10 arkadaşınız ile bir asansöre biniyorsunuz. İlk katta 3 kişi iniyor, 1 kişi biniyor. İkinci katta 5 kişi iniyor, 3 kişi biniyor. Üçüncü katta 6 kişi iniyor. Son durumda bu asansörde kaç kişi vardır? Çocuklar, basit bir şekilde toplama çıkarma yapacağımız bir soru. Yalnız şuna dikkat etmek lazım. Bakın, bu ifade çok önemli. 10 arkadaşınız ile bir asansöre biniyorsunuz. Yani bir kendim varım, bir de 10 tane arkadaşım var. Hani toplamda asansörde 11 kişi var. 10 üzerinden hesap yaparsan bir tane eksik çıkar. Şimdi 11 kişiyiz. 3 kişi indiğine göre 8 kişi kalır. 1 kişi biniyor, 9 kişi olur. İkinci katta 5 kişi iniyor, 9'dan 5 çıktı, 4 kalır. 3 kişi bindiğine göre 7 olur. Üçüncü katta da 6 kişi inerse geriye 1 kişi kalır. Doğru cevap, son durumda asansörde 1 kişi bulunur. Yandaki tahtaya ok atarak her bir atışta 3, 5 ya da 7 puan alabilirsiniz. Bir çocuk bu tahtaya 3 kez isabet edecek şekilde ok attığına göre aşağıdaki puanlardan hangisini elde etmesi imkansızdır. Puanlarımız 3, 5, 7. Toplamda da 3 tane isabetli atış yapıyor. Bu puanların hangisini elde edemez? Bakın çocuklar, bir atsa üçlüye 3, bir daha atsa 6, bir tane daha atsa 9 puanı elde edebilir. 7'ye tam ortadan vursa, bir tane de üçlük vursa 10, bir daha üçlük vursa 13, 13 puanı da elde edebilirim. Bir tane üçlük atsa, ikinci atışı da üçlük olsa 6. Çocuklar, bir de beşlik atsa 11. 11'i de yine elde edebilir. Bakın, 12, 7 ve 5 ile oluşur. Ama üçüncü atış isabetli olacak. Dolayısıyla 7, 5'i attığı zaman ise yanına en aşağı olan üçlüğü atsa bile 12, 15 olur. Veya 12 nasıl oluşur? Üçlüklerden 4 atış sonunda oluşur. Oysa bizden 3 kez isabet edecek şekilde diyor. O zaman bu verilen puanlara göre 12 puanı elde etmesi imkansızdır. Aşağıdaki kesirli ifadelerden hangisi sıfıra en yakındır? Çocuklar, en ufak kesir sıfıra en yakın olur. Şimdi ben paylara baktığım zaman hepsinin 1 olduğunu görüyorum. Payların hepsi eşitse paydası en büyük olan en küçüktür. 8, 7, 2 ve 10'dan paydası en büyük olan 10'dur. Dolayısıyla en küçük kesir 1 bölü 10 ve 0'a en yakındır. Doğru cevap D seçeneği. Bir fen laboratuvarında bir tür mumun ne kadar hızlı yandığına dair deney yapılıyor ve ölçümler aşağıdaki tabloya yazılıyor. Buna göre 7. saatin sonunda mumun uzunluğu ne kadar olacaktır? Çocuklar, zaman dilimleri 0, 1, 2, 3, 4 diye başlamış. 32, bakın 0 daha zaman geçmemiş, o zaman bu mum ilk başta 32 santimetreymiş. Bakın, her bir saatte 4'er dakika eridiğini görüyorum. 4'er santimetre eridiğini görüyorum. 5. saatte 4 daha gider, 12 olur. 6. saatte 8'e düşer. 7. saatin sonunda ise 4 santimetre kalır. Doğru cevap B seçeneği. Aşağıdaki sayı örüntüsünde boşluklara gelecek sayılar nelerdir? 100, 81, 64, 3 tane boş sayı var. 16, 9, 4 ve 1. Çocuklar, baktığımız zaman 100 10'un katıdır. 10'un karesidir. Yani 10'un 10'la çarpımıdır. 9 kere 9 81 eder. 8 kere 8 64 eder. 7 kere 7 49 eder. 6 kere 6 36 eder. 5 kere 5 de 25 eder. Bakın, 4 kere 4 16, 3 kere 3 9, 2 kere 2 4, 1 kere 1 1 eder. Demek ki boşluklara 49, 36 ve 25'in gelmesi gerekiyor. Doğru cevabım C seçeneği. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucunda daha fazla sıfır vardır? Çocuklar, zihinden yapacağımız. Bakın, 5 kere 2 10 eder. Yanına 2 sıfır burada, 1 sıfır burada, toplamda 3 tane sıfırı ekler. Bunun yanında 4 tane sıfır var. 9 kere 6 54 yapar. 3 sıfırı da buraya eklediğim zaman 54.000 olur. Bunun da yanında 3 tane sıfır var. 2 kere 1 2'dir. 3 sıfırını da koyuyorum, 2000 yapar. Hepsi aynı olamaz. Çünkü bakın, burada 3 sıfır, 3 sıfır, burada 4 sıfır var. D'yi eler, en fazla sıfır olan A seçeneğidir. A okulunda zil her yarım saatte bir, B okulunda zil her 35 dakikada bir çalıyor. Eğer iki okulda da zil sabah saat 8'de çalarsa,
bir dahaki beraber çalışları ne zaman olur? Bakın beraber çalışları dediğine göre bir tane sayı düşünelim. Bu sayı hem 30'a bölünecek hem 35'e bölünmesi gerekiyor. Mesela çocuklar 4 ve 7 sayıları. Bu sorudan bağımsız. 4 ve 7 sayılarını hangisi böler? Mesela 7'nin katından gidebilirim. 7 bölmez. 7 7'ye bölünür ama 4'e bölünmez. 7'nin 2 katı 14'tür. 14 4'e bölünmez. 7'nin 3 katı 21'dir. 21 bölünmez. 7'nin 4 katı 28'dir. 28 hem 7'ye bölünür hem 4'e bölünür. Tabi bu durumda 4 ve 7'yi tam çarpmak olmaz. Bakın şöyle bir metot var. 30 ile 35'i yan yana şu şekilde yazıyorum. Yanına da bir tane çizgi çekiyorum. Bakın bölme işlemi yapıyorum. Şimdi bölme işlemlerinde de bu şekilde sorularda bölme işlemlerinde 2, 3, biz bunlara asal sayılar da diyoruz. 5 ile 7 ile sırayla böleceğim. Tabi 9, işte 11 diye de gider. Mesela 32'ye bölünür. 30'u 2'ye bölerim. Burası 15 kalır. Bakın artık 2'ye bölme olmaz. 2'den sonra gelen 3 var. 3'ü bölerim. 3'ü böldüğüm zaman 15'i 15, 5 eder. Tabi böldüğüm sayı sağdakini de yani 35 sayısını da bölüyorsa onun da kalanını yazacağım. Mesela 3'e böldüğüm zaman 15, 5 etti ama 35, 3'e bölünmez. Artık ikisi de 3'e bölünmez. Ama sırada 5 var. 5'i 5'e bölersem 1 olur. Ta ki 1'i bulmak önemli. Aynı zamanda 35'i de burada 5'e bölebilirim. 35'i 5'e bölersem 7 olur. Bunu da 1 yapmam lazım. 7'yi 7 ile bölersem 1 olur. Bakın 1 yaptım. Kaça böldüm bu sayıları? 2'ye böldüm, 3'e böldüm, 5'e böldüm, 7'ye böldüm. Bak 7 kere 5 35 yapar. 35 ile 2'yi çarparsam yani 35'in 2 katı 70'tir. 70 ile de 3'ü çarparsam bu bulduğum 4 sayıda birbirleriyle çarpıyorum. 7 kere 5 35. 35'in 2 katı 70. 70 ile 3'ü çarparsam 210 eder. Bakın bir deneme yapalım. 210'u 210 hem 30'a bölünür hem 35'e bölünür. 210'u 30'a bölersen 7 çıkar. 210'u 35'e bölersen 6 çıkar. 210 dakika sonra bir daha beraber çalacakmış. 210 dakika hemen bunu saate çevirelim. Nasıl çevirelim? 60'a bölerek. Sıfırları sildim. 21'de 6 3 kere var. 3 kere 6 18. 21'den 18 çıkarsa 3. 0 koydum buraya da virgül koydum. 30'da 6 5 kere 6. 5 kere 6 30 eder. Çıkarttım ve sıfırı buldum. Yani 3,5 saat sonra birlikte çalacaklar. İlk başta 8'de birlikte çalmışlar. 3,5 saat sonra 3,5 saat 3.30 diye yazılır. 3 saat 30 dakika. Hani 30 dakika buçuk saattir. Topluyorum ikisini. 30 aşağıda. Dakikayı gösteren noktamı koydum. 8, 3 daha 11. 11.30'da beraber çalarlar. Doğru cevap C seçeneği. Rakamları toplamı 25 olan kaç tane 3 basamaklı sayı vardır? Rakamları farklı demiyor. Yani sayıların rakamları farklı demiyor. Bakın en büyük iki sayıyı kullandığımda bile 9, 9'u kullandığım zaman ikisinin toplamı 18 eder. 25'e tamamlamak için buraya 7 gelmesi lazım. Demek ki benim oluşturacağım sayılar 9, 7 ve bir de 9, 7'nin ortasındaki 8 var. Şimdi 997 sayısı oluyor. Bakın 9'u burada, 7'yi ortaya alalım. 9, 7, 9. Bu da 25 eder. Bu sefer 7'yi başa alıyorum. 7, 9, 9. Bakın bu şekilde de yine toplamları, rakamları toplamları 25 ediyor. Tabi daha da var. 9'u yazdım, 8'i yazdım. 9, 8 daha 17 eder. Bir 8 daha yazarsam 25 eder. 9 başta. 9'u ortaya koy. 8, 9, 8. 9'u sona koy. 88, 9. Yine bu üçünün de rakamları toplamı tabi her birinin kendi aralarında 25 ediyor. Toplamda 6 tane sayı vardır. Mehmet'in annesi Mehmet'in doğum gününde kurabiye yapıyor. Her çocuğa 6'şar tane kurabiye verdikten sonra 7 tane kurabiye artıyor. Sonra her çocuğa birer kurabiye daha veriyor ve bir kurabiye eksik kalıyor. Buna göre Mehmet'in annesi kaç tane kurabiye yapmıştır? Şimdi burada çocuk sayısını bilmek önemli. Bakın 7 tane kurabiye
artıyormuş ilk durumda. Hepsine birer tane verdiğine göre hepsine birer tane veriyor ama bir tane eksik kalıyor. Yani 7 tane dağıtmış çocuklar, bir tane de eksik kalmış. Ben diyorum ki 7 tane dağıtmış, 7 çocuğa 7 tane dağıtır. Bir tane de eksik kaldığına göre çocuk sayısı 7 artı 1'den 8 tanedir. Şimdi ilk duruma göre buradaki Mehmet'in annesinin yapmış olduğu kurabiyeleri hesaplayabilirim. 8 çocuğu bulduktan sonra her çocuğa diyor 6'şer tane kurabiye veriyor. 8 çocuk varsa 6 kurabiye veriyorsa 8 kere 6 48'dir. 48'i buldum ve 7 tane de kurabiye atmış. O zaman 48 ile 7'yi toplarım. O da 55 yapar. Doğru cevap C seçeneği. Şekildeki tartı hangi ağırlığı göstermektedir? Bakın ağırlık 40 kilogram ile 50 kilogram arasında. Çocuklar burada kısa çizgilerle 40 ile 50 kilogram, yani burada 10 kilogram var. 10 kilogramı 1, 2, 3, 4, 5'e bölmüşler. Onu 5'e bölersen 2 olur. Demek ki her bir aralık 2. Bakın burası 2, burası 4, burası 6, burası 8, 8, 2 daha 10, 40 artı 10, 50'ye geçer. Gösterdiği çizgi 4. 40 da burada var, 44. Doğru cevabım C seçeneği.